Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Süper Lig'de 3. haftayı geride bıraktık ve haftayı Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasıyla dev bir mücadeleyle tamamladık. Bol pozisyonlu bir maçtı. Rodriguez ve Ekuba'nın karşılıklı golleriyle 1-1'lik beraberlik çıktı Kadıköy'de. Onun dışında transfer gelişmeleri. Artık son 24 saatin içindeyiz. Radamel Falcao İstanbul'a geldi. Coşkulu bir karşılama vardı. Fenerbahçe Luis Gustavo'yu sessiz sedasız getirdi. Galatasaray'da yine iki transfer ihtimali daha masada. Florin Andone ile görüşmelere başlandı. Kapa bildirildi. Artık son 24 saatte son hamleler, son takviye çalışmaları devam ediyor ve elbette Premier Lig özetleri de yine Ali Ece ile sohbet gündemimizde. Çok güzel bir Londra derbisi izledik. Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton'ın Everton'a yenildiği maçın özet görüntüleri de yine 90 artıda olacak. Ama önce Fenerbahçe Trabzonspor. Şimdi ben saydım Ali, gollerle birlikte Fenerbahçe'nin 11, Trabzonspor'un da 5 net gol pozisyonu var. Yani totalde 16 net gol pozisyonunu izledik. Tabii ki ağırlık Fenerbahçe'deydi. Zaten bu rakamlar da bunu veriyor ama bu maçı bu kadar zevkli kılan, bu kadar çok pozisyon izlememize neden olan şey sence neydi? Öyle başlayalım. Ya şimdi her şeyden önce her iki takım da sezona geçen sezona göre çok daha iddialı girdi. Çok daha iyi başlangıç yaptılar. Tabii ki erken açması sezon Trabzonspor'un şöyle. Mesela maçtan sonra bence maçın en iyi oyuncusu olan, ki maçın çok iyi 3-4 oyuncusu var ama en iyisi açık ara tabii ki bir kaleci Uğurcan. Evet. Ya çok şöyle diyeyim. Yaptı. Ya bugün bir ara Kadıköy'e hocam yıldırım düşse onu bile tutacak kadar iyi performans sergiledi diyebiliriz yani. Paratoner gibi. Vallahi öyle yani. Çok acayipti. Şimdi maçın başlangıcına bakarsak Trabzonspor son kaybettiği Trabzon'daki AYK maçından bile kötü başladı. Fenerbahçe iyi başladı. Mesela geçen maçtan da daha iyi başladı. Başakşehir maçından da. Açıkçası ilk ligdeki Gazişehir maçından bile daha iyi başladı. Hani daha güçlü bir takıma karşı. Ya 15. saniyede gol atıyordu Vedat Muriç. Tabii 13. saniye. Muriç, Uğurcan karşı karşıya kaldılar. Yani tamam, 2 saniye yanıldım özür dilerim. Hakem bir, hayır, orada bir hakem ofsayt bayrağı kaldırdığında 15'ti. 2 saniye sonra kalktı. O yüzden hani var için artık sonuna kadar pozisyonu getirtiyorlar ya offside bayrak adına. Şimdi ama şu da var. Trabzonspor Fenerbahçe iştahlı başlamasına, akıcı hücum yaparak başlamasına rağmen tam sağ hücum presi tercih etmedi Fenerbahçe. İkinci bölgeye gelip topu karşılamaya başladı. Ama öyle bir şansı olmadı çünkü Trabzonspor oyunu sürekli uzun toplarla kurmaya ama çalıştı. Ama işte hücum presi yokken o kadar fazla degaj ve şişirme top gönderdi ki Trabzonspor. O bu sezon en iyi oynadığı maç olan AYK deplasmanı, Yunanistan deplasmanı tam aksine başladı maça. Yani zaten 19. dakikaydı. Fenerbahçe evet. 108 isabetli pas, Trabzonspor sadece 18. Bunun doğal sonucu olarak gol geldi. Zaten seri paslar sonucu geldi. Kuruze'nin o dar alandaki pasörlüğünü gördük. O dakikayla ilgili topa sahip olma istatistiğini de söyleyelim. %82'ye 16. 18. dakikada. 16. Evet, dakikada. %82. Evet. Hatırlarsan ben size derken herhalde %85 dedim. %82 çıktı. Bir de hani o topla ne yaptığı da önemli Fenerbahçe'nin. Sürekli yani işte bu ilk 20 dakika hücum sürekliliği var. Sonra ise birden böyle AYK deplasmanındaki Trabzonspor çıktı ortaya. Fenerbahçe golü attıktan sonra şimdi gerçekten hani Jason çok rahat geçti Advia'yı o pozisyonda. Daha sonrasında da yani ondan önce de golde de yani güzel orta yaptı ama Fenerbahçe adına bu skorun ortaya çıkmasının bir numaralı faktör Uğurcan'ın çok iyi kalecilik performansı olması ise iki numaralı faktör henüz takım savunmasının oturmamış olmasında. Trabzonspor'un attığı golde golü atan Ekuban'ı karşılayan sağ ön oyuncusu Deniz Türüç. Evet. Hata 1, hata 2. Golü atan Ekuban dışında ortaya yapılırken takımın en uzun boylu ve en fazla kafayla gol atma ihtimali olan rakip oyuncusu Sörloth. Bomboş demarke vaziyette. Yani iki forveti birden topa vurabilecek şekilde Fenerbahçe savunmasının şekilsizliği o esnada. Yani hakikaten ama o bir bu biraz maçta kalede Uğurcan yerine sıradan bir kaleci olsaydı, Trabzonspor Uğurcan'dan önceki kalecileri olsaydı, Onur Recep Kıvrak bir ara çok iyi kaleciydi evet. Yani son yılda ya da işte Esteban vardı ya onun yediği. Evet. Onur Recep kötü bile oynasa onu kesemiyordu çünkü sıradan kaleciydi. Esteban olsa Trabzonspor yenilirdi, Fenerbahçe kazanırdı ama buna rağmen Fenerbahçe'nin sezonun geri kalanında şampiyonluk yarışında hemen düzeltmesi, ivedilikle düzeltmesi gereken bu. Bu böyle takım savunması hatası. Bak dikkat be Sivas maçı
evet. özel karşılaşma. Tabii sonunda kupada verildi de orada da mesela korner atışında yine aynı şekilde birden fazla oyuncu demarke vaziyette Fenerbahçe altı pasının içinde topla buluşabiliyor. Bunları düzeltmesi gerekiyor Fenerbahçe. Bunu söylerken şunu da unutmamak lazım tabii. Ersun Yanal da ona vurgu yaptı. Mevkisinde olmayan oyuncular. İlginç bir durum var hakikaten Fenerbahçe'de. Yani hazırlık döneminden bu yana süre geliyor. Ama tabii artık bu transfer döneminin kapanmasıyla ve bir sakatlıkların da iyileşmesiyle milli maç arasından sonra daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Yani geri dörtlü, sol bek Dirar, sağ bek Ozan, bir stoper Cahilson. Yani bu geri dörtte kendi pozisyonda oynayan tek oyuncu var. O da Zanka. E onun önünde oynayan Tolga Ciğerci artık oynamayacak. Yerine kim oynayacak? Gustavo. Luis Gustavo. Onu da detaylı bir şekilde konuşuruz. Yani şöyle ilginç bir durum var. Fenerbahçe 3. haftayı bitirdi. Ama ilk 11'inde 4 tane oyuncu veya oyuncunun yeri değişecek. Dikkat, hangi 4 oyuncu böyle? Takım hepsi de savunma. 3'ü savunma, biri de defansın önü. Aynen öyle. Yani, sağ bek, sol bek, ikinci stoper ve... Çok sıra dışı bir durum hakikaten bu. Evet. Çok kolay kolay yani yaşanacak bir durum değil. Bu biraz transferlerin gecikmesi. Biraz sakatlıklar tabii şimdi. Hem İsta sakat, hem Hasan Ali sakat, hem sağ bek oynayabilecek Moses sakat Fenerbahçe'de. Böyle bir şansızlık diyebiliriz buna. Başka türlü açıklayamayız hakikaten. Böyle de bir durum var. 75'e kadar Fenerbahçe çok iyi oynadı. Yani kazandığı Gazişehir maçından daha iyi oynadı. Rakibin de güçlerini tartarsak Trabzonspor'la Gazişehir'e kesinlikle çok iyi performans. Yani Gazişehir maçında 11 tane net pozisyonu yoktu Fenerbahçe'nin. Bir başka önemli Fenerbahçe'nin... Bu arada özür dilerim, bir not verelim. Belki sen kaçırmışsındır. Tam girerken ben duyabildim. Ersun Yanal'a Hasan Ali soruldu. Daha bir, çünkü milli takım arasından sonra veyahut da 6. hafta Galatasaray maçına yetişeceği beklentisi vardı. Biraz uzadı, bir ay daha yok dedi. Geçmiş Hasan olsun. Ali için. Evet. Yani Hasan Ali milli takım için de önemli eksik. Fransa maçındaki yani şimdi burada bu şu anlama geliyor. Eğer son anda bir sol bek transferi yapmazsa Fenerbahçe, hadi İsla döndü, sağ bek oynadı diyelim. Bir süre daha, belki 3 maç, 4 maç daha Dirar'ın sol bek oynadığı bir Fenerbahçe izlemeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle, bir başka mesele de bence Fenerbahçe'de. Hakikaten bu sezon, geçen sezonuna göre Fenerbahçe'nin en büyük farkı Emre Belözoğlu gibi bir organizatörünün, pas ustasının, Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncularından bir tanesinin geri dönüşü Fenerbahçe. Fenerbahçe en son Emre Belözoğlu oynarken zaten bu kadar iyi oynuyordu. Oyun kalitesi olarak. Evet, yani şampiyon olduğu sezonu hatırlarsak bu Ersun kadar yüksek oynadı. Tempoda o sezonu görmüştük. Şimdi normal olarak hem yaş icabı hem de üst üste maç oynaması ve takımda alternatifsiz olması Emre'nin. 75'ten sonra Emre'nin yorulduğunu gördük. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz. Dünyada hiç kimse Emre Belözoğlu'nu nasıl yorulursun diye eleştiremez yani. Nasıl yorulmazsın diye şaşılması gerekir. Hani yani, daha önce nasıl yorulmazsın diye. Yani 3 çarpı 90 değil mi? Hiç oyundan çıkmadı 3 maçta da. Çıktı ilk maçta. İlk maçta mı? Ha, ilk maçta çıkmıştı ama. Çok tabii, maç garanti 3 puan cepte. En doğrusunu yaptı Ersun Hoca orada. Evet. Burada 3 puan cepte değil, zaten daha 1 puan. Tabii. Hani o henüz var. Şimdi sezonun ilerleyen kısmında oraya bir alternatif üretimiz. Yani şu kadroda hiç kimse Emre Belözoğlu'nun yerini dolduramaz derin oyun kuracak. O ayrı. Ama hocanın bir karar vermesi gerekiyor. Ne kararı? Zaitz mı yoksa işte restore edilecek bir Alper projesi yeniden devreye sokulur? Ne için? Emre'nin alternatifi olarak. En son Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe'de çok iyi oynadı diyebiliriz. Yani iyi oynadı diyebiliriz. Katkı. Ya Belözoğlu'nun yerini kimse dolduramaz kadroda, o kesin. Ama bu... başka türlü oynamaya başlaması gerekiyor. Emre Belözoğlu varken de, Emre Belözoğlu sahada değilken ya da yorulmuşken aynı oyunu oynamakta ısrar etmek... Bilmiyorum. Ben sezonun geri kalanı için diyorum. Ya bugün kesinlikle Fenerbahçe çok iyi oynadı. Yani özellikle 75'e kadar bayağı iyi oynadı. Yani evet, aradaki bir 10 dakikalık, yani 20 ile 30 arası diyebileceğimiz bir 10 dakikalık duraklama ve yenilen gol. Orada işte. Trabzonspor da reaksiyon verdi. Onu da kabul edelim. Doğru. Birden evet. O böyle Yunanistan deplasmanındaki AEK karşısındaki o şu ana kadarki en iyi Trabzonspor performansı oydu. Bu sezon izlediğimiz resmi maçlardaki. Evet. Bir onun sinyallerini verdi. Hani Ekuban akıyor. Zaten Antony çok acayip oyuncu ya. Çok enteresan. Bakayama hakikaten. Yani ismi zor yazılıyordu ama artık öğretti bize. O kadar iyi oynuyor. O kadar büyük oynuyor. Şimdi mesela sağ bekte bugün işte Ozan Tufan hiç fena oynamadı yine bence. Arada yine bir iki pas. Başakşehir maçında da bence kötü değildi. Bence de kötü değildi ve bu önemli bir özelliği. Yani Bursa Spor'u da onu o kadar pahalı bir oyuncuya dönüştüren de Türk statüsünde. Tabii ki sadece defansif orta sahada 8 numara değil. Sağ bek de oynayabilme özelliği. Fatih Terim birkaç kez milli takımdayken sağ bek oynatmıştı o zaman. Doğru da yapmıştı, hani onu da söyleyelim. Şimdi bu böyle çok önemli kazanım. Yani Dirar sağ bek oynayabilir gayet iyi. İzla oynayabilir. Ozan da oynayabilir. Ama sol bekte şu anda Hasan Ali
doğal mevkisi sol bek olan tek oyuncu kadroda ve Ersun Hoca'nın da söylediği kadarıyla sakatlığı uzadı. Yani milli takımdaki sol bek sıkıntısına benzeri Fenerbahçe'de de var. Lasyoğlu Rıza Durmuş'un adı geçiyor ama onun tabii sağlık konusu hani çok iyi testten geçirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü gelir gelmez oynayacak bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe. Yani şöyle, gelecek mesela milli maç arası geçti. Tabii hemen 11 çıkacak. Pazartesi geldi, antrenmanlarını yaptı. İlk tabii maçta direkt 11'de başlayacak tabii bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin sol. Şöyle ilginç bir durum var hani konu sol bekten açılmışken. Fenerbahçe'ye kadar herhalde sol ayaklı futbolcu kadrosunda bulunduran başka takım yoktur. Yoktur. Emre Belezoğlu, işte Max Kruse, Vedat Muriç, Gustavo geldi artık. Tamam, Gustavo. Onu rahatlıkla tabii söyleyebiliriz. Ama hiçbiri sol bek alternatifi değil. Hiçbiri de sol stoper değil. Hiçbiri de evet, o da doğru. Hiçbiri de sol stoper değil. Şimdi tabii Adil yani Rami'yi de ekleyelim hesaba. Şöyle tabii en başta söylediğim gibi geçen sezon son 6 ayki performansı riski transfer olsa da ligimizin ortalaması ölçüsünü aldığımız zaman yani eğer fizik kondisyonu, disiplin seviyesi restore edilirse ki bunu bu konuda yardımcı olacak çok kişi var. Kafadan Damian Comolli yani Fransa milli takım oyuncusu sonuçta. Hani nereye geldin? Sen nereye geldin? Kadıköy'e, Fenerbahçe'ye geldin. Tamam hocam, Marsilya'daki son 6 aydı. Daha önceki kariyerindeki gibi yaparsan bu iş tamam. Aslında çok zor bir iş değil. Ama sol bek meselesi açıkçası böyle Dirar hiç fena oynamıyor sol bekte. Yok ama hücuma katkı yapamıyor. Her ne kadar golü de var. Yani Başakşehir'e son dakikada muazzam bir katkı gol attı. Tabii. Evet ama ama yani o sol bek golü değil yani. O oyunun genelindeki açık oyuncusu tecrübesi var ya, yıllarca sağ açık sol açık oyunda Belçika Ligi'nde, Fransa Ligi'nde, onun da katkısı var. Oyunun genelindeki katkı. Şimdi ne yapıyor? Çizgiye iniyor, topla buluşuyor ama sol ayağı yok. Ya sağına çekmek zorunda kalıyor ya da sol ayağıyla madem geldim buraya kadar bir orta deneyeyim diyor. Yani o ama yani defansif olarak çok bir zafiyet yaratmadan işi şu anda yapabildiği kadarıyla idare ediyor. Gelmeden James Milner oynardı ya. Onun gibi oynuyor yani, işte akıllı oynuyor. Aynen öyle. Sol ayağıyla oynamıyor ama akıllı kullanıyor pozisyonu, alanı. Şimdi ama genel olarak mesela şu son 15 dakika. Şimdi Fenerbahçe'de hücum sürekliliği sekteye uğradı. Tabii ki Trabzonspor dediğim gibi yani gayet iyi başladı sezona. Bazı oyuncuları, bazı performanslar çok iyi, çok parlak. Tabii onlar da UEFA yorgun. Şimdi normalde bekliyorsun son 15 dakika Trabzonspor yorulur. Fenerbahçe iyice oyunu ele alır diye ama geçen sezonki Trabzonspor'un en büyük farkı o şimdilik. Orada biraz orta sahalar konusunu konuşalım iki takım adına ama bir ara verelim. Aradan ki, sonra devam edeceğiz. +96'da yeniden birlikteyiz. Aslında yani iki takımı da biraz detaylı incelediğimiz zaman orta sahalarında şimdi Fenerbahçe gerçek anlamda iki orta sahayla oynuyor. Tamam, Max Kruse İkinci bence format. Borussia Mönchengladbach'ta yaptığından daha fazla hakikaten Emre ve Tolga'ya geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Ama Werder Bremen'dekine göre de. Evet ama çok değil. Şimdi Trabzonspor'da da yani iki orta saha ile çıkınca oyunu tutamıyor. Üç orta saha yapayım diyor mesela Ajax maçı başlangıcı. Bu sefer hiç topa sahip olamıyor. Öyle ilginç bir yani atak yapamıyor, hücum edemiyor. İki teknik adamında biraz zorlukları var orta saha ile ilgili. Ellerinde oyuncular Fenerbahçe'de var, oyuncu var ama önde de çok oyuncu olduğu için sayısal olarak orayı fazlalaştıramıyor. Bence öbür tarafta yok. Yani Ünal Karaman'ın elinde yok. Yani o bir Mikel hiç olmadı şu ana kadar. Ahmet Canbaz da henüz denenmedi. Yeterli seviyede olsa denerdi hoca. Ona adım gibi eminim ki. Çünkü bugün mesela o Ayka maçından sonra Yusuf Sarı'ya yine şans verdi hoca. Bence o formanın kıymetini bilmesi gerekiyor Yusuf Sarı'nın. Ya ben o kadar kötü oynayacağım, benim yüzüm olmaz. Hocam böyle mesela oyuncu ilişki yaparken ben böyle bakarım. Böyle hani beni almasın hoca falan, anladın mı? Ama bak o şansı veriyor. Biraz da mecbur kalıyor tabii. Onu da söylememiz gerekiyor. Mecbur kalıyor. Trabzonspor'un yedek kulübesi şimdi. Zaten şimdi, bak yani kaç kere Trabzon bu maçta bir düzen değiştirdi. 4-4-2 gibi başladı yani. Evet. Ekuban Sörlot. İkinci yarının başında Advia'yı aldı hoca. Doğan Erdoğan'ı safkan bir önlü veriyor. Yani en iyi defansif orta saha oynayabilen bir oyuncu. Yani en iyi defansif orta saha değil ligdeki ama kendisi en iyi defansif orta sahada oynayabilen bir oyuncu. Başka yerlerde de oynayabiliyor ama gördüğümüz gibi öyle hani görev tanımlaması bu. Çeyresini değiştirecek işte öyle Kolman gibi, Selçuk, inanın Trabzon gibi bir oyuncu değil tabii ki. Burada o zaman böyle Sosa daha bir öne geçti. Abdülkadir Parmak da birçok iyi oynuyor bu sezon.
bir hadi bakalım oldu bu çocuk artık alır götürür bir daha o bir Mikel şans bile bulamaz diyorsun. Bu sefer bir sallanma başlıyor maç içinde de. Normal tabii 25 yaşına kadar sağ açık oynamış bir oyuncu. 25'inden sonra merkez defansif orta sahaya evrildi. Kolay iş değil bir şey söylemiyorum. Yani burada yardan yere vuracak eleştiri yapamam büyük haksızlık olur. Ama Trabzonspor'da şunu da söylememiz gerekiyor. Bazı oyuncular mutlaka bir gelişmek zorundalar. Seviyelerini yukarı çekmek zorundalar. Bu takımda gerçekten şans bulabilmeleri için. Çünkü en son oyuna genç oyunculardan Koray Kılınç girdi. Evet. Normalden düşünüyorsun Danya Staric diye. Tamam. Tamam Staric antrenman eksiği var. Mini maç arasından sonra büyük ihtimalle kadroya girecektir. Yine de o dediğin gibi orta sahanın ortasında o kimya çok dengeli değil. Çok değiştirmek zorunda kalıyor maç içinde Ünal Karaman. Evet ve yani oyun olarak oyuna hükmetlemiyor. Yani AEK maçı hariç deplasmandaki lig maçlarında da bu problemi yaşadı. Yani kendi evindeki maçta da deplasmandaki maçta da hani pozisyonları üretti belki ama yaşadı. Mesela Fenerbahçe'de de şimdi oyunun son bölümüne doğru ne hamleler yaptı Ersun Yanal? Vedat Muriç, bir merkez alalım Vedat Muriç'i. Etrafını tamamen değiştirdi. Rodriguez çıktı, Deniz Türüç çıktı. Kim çıktı? Şey, Rodriguez yerine Ferdi en sonda oyna en son Max Kruse çıktı. 84. En son Max Kruse çıktı. Evet. Özellikle Zaitz'in girişi, Zaitz girince ne yaptı? Kruse'yi sağ kenara koydu, gönderdi. Yani aslında biraz ne o? Zaitz'dan o orta ikiliye biraz daha yardım etmesini bekleme dürtüsü de var orada. Çünkü oyundan düştü Fenerbahçe. Yani son 11 pozisyon üretmiş Fenerbahçe ama sonuncusu 67. dakika. Yani artı 6 ile artı 6 oynan değil mi? Artı 6 ile birlikte 96 desek 30 dakika son 30 dakika Fenerbahçe pozisyon üretemedi. Yani geçen sezon hatta ondan önceki sezonda yani şampiyonluk yarışı verdi Fenerbahçe'ye. Bir önceki sezon. Filip Koku ile başlayan sezon bir önceki. Adi Kocaman sezonu ama iki sezondur öyle 4 dakikada 4 pozisyon üretebilen kudretli bir Fenerbahçe yok. İlk yarının sonu çok acayip. Neydi abi? 43 Kruse. Evet. Çok 45. iyi geçti. Sahile vuramadı. 44 Rodriguez direkten döndü. Kruse süper servis yaptı. 45 kaleciye çalıp attı Rodriguez. Ortaya çıkarmak yerine dışarı şut. Bak yanlış tercihler şimdi onu da söyleyelim. 46 Tolga Ciğerci'nin plasesi. Yani orada bir de şey var 90 artı 6'ya oradan bağlayacağım. Yine Tolga Ciğerci'nin son topu şutla kullanması. Yani bir takımda Naumovski varken son topu o kullanır. Tolga Ciğerci de Naumovski değil. Tolga Ciğerci kullanmaz. Onu çok yadırgadım açıkçası. Tolga Ciğerci bak bunlar son şansı. Gustavo geliyor Emre. Tamam Emre Gustavo orası. Max Kruse'nin önlerinde evet. Alperi Hoca tekrar restore etmeye çalışıyor. Çünkü en iyi Ersun Yanal yönetiminde oynadı. Zayt'sı bir şekilde adapte etmeye çalışıyor. İki maçtır şans veriyor. Geçen maç daha etkili oldu. Bu maç bekleyeni veremedi açıkçası. Bu maç Serdar ile haklı çıktı. Geçen maç benim daha tezime yakındı. Yani başrol oyuncusu olmaz Zayt'sı. Ama sonradan git. Mesela Ferdi aynı şekilde. Geçen maç katkısı bu maç. Kolay değil bunlar. Ama bak bu Tolga katkılar... Ciğerci ile ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da oynamış oyuncular. İlyas Tüfekçi. Hayda. Yani Saffet Sancaklı. Bir tane Arif vardı. Arif. Lakabı Çingene. Ben evet. Söylemiyorum adamcağıza. Soyadını bilmediğim için herkes öyle diyordu. Muazzam çalımcıydı falan. Oh, acayip. O futbolcudan ziyade daha çok top cambazı gibiydi. Muazzam yani. Bir adamdı. Bir çok de o şeyde işi. Gırgırda top cambazı Bora vardı ondan daha cambazı. Yemin ederim. Şimdi böyle sayıyorsun. Bayağı iyi oyuncular sayıyorsun. Tanju Çolak. Tanju Çolak. Avrupa gol kralı yani adam. Yani beğenme. Avrupa gol kralı adam yani. Tolga Ciğerci diyorsun. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da önce oynadım sahayı falan diye 20 sene sonra sorulabilir. Yani bu performans bir türlü gelişmiyor. Mesela şu yani bırak şu son topu 90 artıda hocam orada şut çekebilecek bir sürü oyuncu var uzaktan senden daha iyi gol atabilecek. Emre Belözoğlu halen sahada. İşte sonuçta böyle işte ofansif orta sahadır Zaitz. Yani daha görmedik ama belki bir bakalım hani belki olur. Ferdi olabilir. Vedat Muriç fena değil uzaktan şutları. Çok kötü bir tercihti. Yani çok yanlıştı. Mesela ilk yarının sonunda da o plase çok gereksizdi. 4 dakikada. Solunda Rodriguez boştu onu diyorsun değil mi? Efendim evet. Solunda evet. Rodriguez boştu. Evet. 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 Ha o çok hatalı bir tercih. Evet. Oraya getirecektim. Yani vurma hocam. O Galatasaray'da Tudor yönetiminde değil mi? Hani kimse beklemiyordu gol atmasını. Çünkü uzun zamandır gol atmıyor diye bir de aşırı eleştiriliyordu. Hani Galatasaray'da oynayan oyuncu bu kadar bir zamandır gol atmıyor. Bir önceki sezon 35 şuttan çok azı isabetli. Biri falan kaliteli. Evet. Sonra bir de Tudor döneminde sol önde oynarken gol olup yağmaya başladı. Ama kısa sürdü. Dediğin gibi ya oraya Feghouli geldi. Rodriguez sola geçti sağdan. Evet. Feghouli sağa geçti değil mi? Yani tabii. O, şimdi... Ya bence sana bir şey söyleyeyim mi? Yani
Tolga Ciğerci şu anda biraz da yokluktan bu süreyi alıyor. Şimdi Jailson stoper oynuyor. Tolgay sakat. Şey yok. Luis Gustavo da yeni geldi zaten. Yani ben ilerleyen dönemlerde zaten çok fazla Tolga Ciğerci üzerine konuşacak bir şeyimiz olmayacak. Çünkü ben burada konuştuk işte. Son sözümü söyledim ben. Çünkü yani çok fazla süre alamayacak. Orada benim bir de şunun altını çizmek lazım bence. Emre'nin organizatörlüğüne vurgu yaptın Fenerbahçe'nin bu kadar pozisyon üretmesine ama Max Kruse'nin oyun görüşü, pas kabiliyeti, pozisyonu koklama sezisi bence yani mesela bugün üretilen pozisyonlarda çok önemli etkisi var. Golde asisti var. Gol dışında yine özellikle Rodriguez'in koşullarına verdiği cevaplar var. Ne demiştim? İlk programa dönelim. Evet. Dedim hani Rodriguez, ki Rodriguez sen Kruse'ye bak. Kruse'ye bak. Gözünü niye? Kruse'den ayırma. Niye? Şimdi Mönchengladbach'ta o Kruse'nin mükemmel oynayıp Mönchengladbach'ın şampiyonluğu icat edildiğinden beri ilk kez nihayet katıldığı sezon. Max Kruse'nin rolü çok büyüktür. %51'dir. Yani işte Lucien Favre Hoca ve Kruse ikilisi diyelim. Orada sağ açık Herman. Çok süratlidir o. Herman'ın da tıpkı Rodriguez gibi Allah vergisi gibi bir hızı vardır. Çalışarak falan geliştirilecek bir şey değildir. Ancak diğer tıpkı böyle işte Rodriguez'de olduğu gibi böyle çalışarak geliştirilecek son vuruş tercihlerini, son karar tercihini daha iyi yapma konusunda o takımın Rodriguez'i gibiydi diyelim. Bu takımın da işte Herman'ı gibi oluyor Rodriguez. 11 gol asist yapmıştı. 11 golün asistini yapmıştı Max Kruse. Yani ona 11 gol atmak büyük iş. Rodriguez bizim lig ortalamasında yapıyor, ediyor, bir şey demiyorum. Bugün de çok iyi vurdu, direkten döndü bir tane. Ve hakikaten Tolga Ciğerci orada Rodriguez'e vermesi gerekiyordu. Ama Max Kruse'nin o böyle işte basit oyunu, Emre Belözoğlu'nun ustalığı basit olan daha zor. Basit olan daha zor. Bak işte Gustavo'da da aynı. Johan Cruyff'un kulaklarını çınlatacak şekilde. Zor olan basit oynamaktır. Bak diyecekler ki şimdi Gustavo'ya bazı kişiler yani ön yargılı. Çok basit oynuyor. Brezilya takımında da öyle oynuyordu. Bayern Münih'te de öyle oynuyordu. Marsilya'da da öyle oynuyordu. O zaten takımı yukarı çekiyordu. O zaman Luis Gustavo'nun Marsilya günlerini şöyle bir hatırlayalım. Marsilya taraftarlar bu arada böyle biliyorsun delirmişler. Onlar yanlış haberlerdi, doğru haberler hepsi. Ne dedik? İşte La Provence Altay yazdı mı olur onlar. Yine Provence yazıyor. Çünkü oranın yerel gazetesi. Orada yanlış haber yaptım insan içine çıkamıyorsun. Bizdeki gibi değil. Onu söyleyeyim yani. Bizde hiçbir şey olmamış gibi attın tuttun. Abi adam gelmedi falan. Abi kesin geliyor dedin. Yönetici beni kandırdı. Tabii yöneticiler beni kandırdı. Menajer beni manipüle etti falan filan. Neyse evet bakalım. Luis Gustavo tabii yani dediğin gibi Brezilya milli takım var. Bayern Münih var yani. Çok önemli bir kariyer. Hocam Bayern'de orta saha oynamak çok büyük kriterdir. Yani bak Sosa. Hani tamam Atletico Madrid, Napoli de Bayern'i seçmiş yani almış yani. O çok önemli bir kriterdir gerçekten. Katılıyorum sana. Luis Gustavo, Marsilya'daki günlerini şöyle bir istatistikleri ekrana getirelim. Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Geçen hafta biraz konuşmuştuk ama bu hafta artık resmileşeceği için yani İstanbul'a geldi. Marsilya'da bir önceki sezon 57 maç, 56'sı ilk 11 UEFA Avrupa Ligi'nde finale yürüdükleri sezon. Yani kulübün oynadığı maç sayısı tabii yüksek olunca o da hep 11 oyuncusu olduğu için oynuyor. Gruplardan bu arada katılmıştı. Şampiyon Ligi'nden elenerek falan değil. UEFA gruplarından başlamıştı Marsilya. O yüzden bu kadar çok maç çıkıyor. Yani bir defansif orta saha olarak 6 numara 6 gol de çok değerli bu arada. Stoper de oynadı o sezonun büyük kısmında. Ve geçen sezonda yine 38 maç, 33'ü ilk 11'de. Yani keşke o sezon hep defansif orta saha oynasaydı da Andrews'a o hatayı yapmasaydı finalde Atletico Madrid'in attığı goldeki diyeyim. Onu da hatırlatayım. Yani gerçekten ne demek istiyorum? Stoper'de oynayınca orta sahadaki yeri dolmuyordu. Orta sahada oynayınca stoper'deki yeri dolmuyordu o finale çıktığı zaman. Bir kere daha fazla bir sertlik katacak. Yani kesinlikle. Sertlikten kastım rakibe yapılan sert müdahaleler, fauller değil. Çünkü şimdi hakikaten iki orta sahayla oynayınca, gerçek anlamda iki orta sahayla oynayınca oradaki Emre'nin yanındaki oyuncunun daha da insan yemesi gerekiyor diyelim. Vallahi güzel özetledin. Evet yani hakikaten öyle bir şey olması lazım yani. Caydırıcı unsur olması. Caydırıcılık o da güzel. Hakikaten öyle olması. Caydırıcı unsur bir oyuncudur zaten. Caydırıcı öyle. Olmadan Brezilya milli takımında o kadar ustanın arkasında kolay iş değildir. Tek ön libero oynamak bir de. Hani bazı maçlarda tek ön libero oynuyorsun. Brezilya milli takımında, Bayern Münih'te. Bu çok önemli kariyer, saygıdeğer kariyer. Bu arada Wolfsburg'dan da bak golü geldi, onu da atlamayalım.
büyük çıkış yaptı. Öyle değil mi Wolfsburg'da? Evet. Bak Wolfsburg'da tutunmak da kolay işte. Mesela Max Kruse orada çok darlandı, sıkıldı. Haklı olarak, haklı adam canım yani. Niye? Ne oluyor Wolfsburg'da? Deli misin sen, bir git gör. Ben Beşiktaş Wolfsburg maçına gitmiştim. Evet. Orası Almanya falan olamaz yani. Neresi orası? Ya bir Hamburg Almanya ise orası Almanya değil, ben sana söyleyeyim. Ya da işte Allah Allah. Ne bileyim işte Düsseldorf Almanya'daysa abi çok sıkıcı bir yer. Yani oradaki o şeyi gösteriyor. Şimdi bak şöyle derler bazıları. Eski Brezilya futbolunu çok sevenler. Gustavo en Brezilyalı olmayan Brezilyalı gibi oynuyor. Sen ne demek? Eski Brezilya dediğin 82'de elenen Brezilya. Şeyleri bile sayarsın. 98'i falan da sayarsın. Yani Ronaldo, Rivaldo falan filan o tayfanın anladım, arkasındaki adamlar. Cesar Sampaio falan getir Türkiye'de 10 numara oynar. Öyle teknik oyuncu, golcü oyunculardı. Ama Brezilya'nın ihtiyacı olan oydu. Dikkat edersen Brezilya'da Brezilyalı böyle stoperlerin Brezilyalı forvetlere bonservis fiyatı olarak yetişmeye başladı trendle. Yani Brezilya futbolunda da artık kardeşim böyle takım savunması çok önemli bir şey. Ya. İstediğimiz kadar önde samba yapalım, arkada adamlar bize tango yapıyor. Durumunu kim değiştirdi? Kim değiştirdi? Carlos Alberto Pereira. Ama sonra yine arada 98'de falan biliyorsun. Felfecir savunma hataları, final maçı Fransa karşısında takım savunması çok güçlü takım. Şimdi o kültürün oyuncusu yani o aslında bir övgü. Hani bu adam acayip disiplinli bir oyuncu bir kere kafadan. Yani insan yemeden kastımız tabii ki rakipleri karşı çok böyle caydırıcı olması. Artı basit oyunu sayesinde kendi gol pozisyonu. Bak şimdi şu herkes oradan o ayak içiyle onu gole çeviremiyor hocam. Her defans ortası. Pas yüzdesi de yüksek canım. Yoksa zaten yüksek. Pas yüzdesi yüksek olmayan oyuncu hani Marsilya'da da oynayamaz da Bayern Münih'te hiç işi olmaz. Ya yani ben sadece top kazanayım. Pas yüzdesi o kadar yüksek adam. Top ben sadece adam, top kazanayım. Polisi oynayamıyor mesela. O kadar çıta yüksek yani. Ya ben sadece top kazanarak Bayern Münih'te oynayayım. Yok öyle bir şey yok. Yok hiç görmedim. Sen gördün mü? Yok gördüm. Yani yakın zamanda, uzak zamanda, tarihte, futbol tarihinde yok yani ya görmedim çok yani. Önemlidir. Dediğim gibi mesela bak en güzel örnek oradan. Belki böyle Sosa Bayern Münih'te 11'in değişilmez oyuncusu olmadı ama Bayern Münih'in radarına girmesi, transfer edilmesi falan. Dikkat edelim kaç yaşına geldi hala sahanın en olgun, en ne yaptığını bilen. Topu en iyi yönlendiren oyuncudan bir tanesi. Zaten işte ofansif orta saha orijinli olduğu için bir geriye çekince de 8-10'u bunu yapabilir. Şimdi Gustavo hem defansif orta saha hem stoper. Şimdi böyle stopere geldiği zaman defansif orta sahadaki oyun kuruculuk özellikleri de çok işe yarıyor. Hani hem böyle caydırıcı rakip savunma yani rakibin savunulmasını en iyi şekilde organize eden liderlik özelliği var. Bizzat kendi de girip hani sırf Ozan oraya git. Hasan Ali sen buraya git değil. Kendi de bir dakika çocuklar ben gittim aldım al Emre oyunu kur. Hakikaten bu yani pratikte bu şekilde gelişmesini bekliyorum ben. Ya şimdi mesela şu da benim için kriterdir. En son işte Türkiye'ye gelirken işte Mamadou Niang geldiği zaman Marsilya taraftarı çıldırmıştı. Haklı da çıktı. Ben zaten bu bende bir Marsilya forması var. Bütün gelen Marsilya'dan Türkiye'ye gelenlere tek tek imza atıyorum onu. Niang, Drogba, Diat da hariç tabii ona. Niye ya? Ya bırak Allah aşkına. Olur mu ya? Kes köse Diat. Sen hayır şeyi. Konuya dönün. Konuya dönün. Bir dakika. Diat dayı bu formayı imzalatman lazım. Hayır abicim ya. Diat da getirse Ali Ece forması ben onu bile imzalamam. Hiç ben bahsetmeyeyim şimdi. Hocam şimdi şuraya da dönelim. Dönelim. Fark etmez. Emre Bölezoğlu yorulduğu zaman bugün olduğu gibi ne yapması gerekiyor Fenerbahçe? Emre Bölezoğlu yokmuşçasına oynaması gerekiyor. Başka bir oyun oynaması gerekiyor. İşte Vedat Muriç'i daha fazla kullanması gerekiyor sırtı dönük. O kesin. Bilgi yayalım. Bu mevcut kadroda yani aslında tabii haftaya kadrolar üzerinden geniş kadrolar üzerinden çok daha geniş bir uzun bir değerlendirme yapacağız ama Emre'nin muadili olamaz ama olmaya aday mecbur. Emre sakatlandı ve oynamıyor bu hafta diyelim ki. Kim? Yok. Ha, yok da kim? Biri oynayacak 10 kişi mi çıkacak Fenerbahçe sahaya? Ya tamam işte onu seçecek Ersun. Sen diyorsun ki oyunu değiştir. Tabii. Emre yoksa oyunu değiştir. Mesela Gustavo, Ozan, Tufan daha direkt oyun. Derin oyun kurucu. Abi bunun bak şöyle örnekler verelim. İşte Juventus'ta Pirlo o üst üste şampiyonluğu başlattığı zaman önce Conte ile sonra da işte Allegri hocayla. Pirlo yokken Pirlo varmış gibi oynanmaz diyordu hocalar. Doğrusu. Pirlo gittikten sonra mesela bambaşka bir oyuncuyu orada kullanmaya başladılar. Miralem Pjanic ezeli rakip Roma'da. Ofansif orta sahayken, arkasında iki defansif orta saha oynarken Juventus'ta onu alıp hop oraya aldılar. Ama bak, gene aşağı yukarı aynı mantığı güderek. Güzel. Yani ikili mücadeleye girsin, top kazansın değil, Pirlo gibi oyunu kursun. Kim o oyuncu Fenerbahçe kadrosunda işte ofansif orta sahadan bir geriye çekilip öyle derin oyun kurucu oynatacak? Yok.
Yok. Yani ya Emre Belözoğlu gibi olmadığı için de zaten Fenerbahçe o kadar yıldır Emre Belözoğlu varkenki kadar taraftarını etkileyici oynayamadı. Bu bir gerçek, futbolun gerçeği. İstatistikler çok önemli ama estetik çok daha önemli. Hele Kadıköy'de yıllardır anlatmaya çalıştım. Ya Kadıköy'de siz bir parça şeker suyunun taraftarı. Bu aynısı Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray. Yani dört büyükler için hepsi geçerli. Biraz güzel oyun sergile var ya, bayram yeri orası. Bak 10 dakika yeter. Gazişehir maçı 10 dakika yetti. Birden bütün hayatı değişiyor insan. Havası değişti ya. Havası değişiyor. Geçen sezondan kimse bir şey hatırlamıyor mesela. Frey. Zaten hatırlamak istemiyor ki. Diyor ki şey mesela Alexander Frey vardı İsviçre'de, fena oyuncu değildi falan. Doğrusu o abi. O etkiyi yaratıyor. Bu şu anda etkiyi yaratan Fenerbahçe'de bir numaralı faktör Emre Belözoğlu. Bunun büyük futbolculuk dönüşü. Evet. Ama dediğim gibi şartları çok iyi hesaplamak gerekiyor. Futbol takımı piyano gibidir. 4 kişi çalar, 7 kişi taşır sırtında. Piyano taşıyan bilir ne zor iştir. Futbolda o hani hakikaten zor evet, iş yani. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oyunu bir kere o piyanoyu çalacak adamlar belli. Max Kruse. Önce Emre Belözoğlu. Evet. Max Kruse. Vedat Muriç. Hatta bence bu kadar ağırlıkta olmasa da Deniz Türüç. Deniz Türüç zaman zaman tabii alttan, o da alttan gelecek. Ara sıra çok iyi işler yapıyor. Mesela o şutu kardeşim dediğim gibi yani Tolga Ciğerci bırak Deniz Türüç. Deniz at. Plase ise o açıdan Deniz Türüç. Hani? Mevlüt bugün oyuna girdi, süre aldı. Bir Mevlüt'ün de Türkiye'de geçirdiği zamanı bir hatırlayalım. Yani son iki sezondur Türkiye'de Mevlüt Erdinç. Medipol Başakşehir'de aslında Medipol Başakşehir transfer ettiğinde çok iyi hamle, iyi bir yedek veyahut da 11'i bile zorlayabilir diye düşünmüştük ama öyle bir etki yaratmadı. Ama geçen sezon Antalya Spor'da iyi bir sezon geçirdi hakikaten. Neden? Yani 27 maç, 20'si ilk 11'de 14 gol attı. Antalya Spor nasıl oynadı? Bülent Korkmaz yönetiminde çok iyi bir kontratak takımıydı. Evet. Ve Mevlüt boş alan bulduğu zaman golcülüğünü daha fazla konuşturmak evet. isim. Çok normal. Çünkü Fransa'da alt takımlardan başladı. O takımlar o şekilde oynuyordu. Onun da oyunculuğu o şekilde gelişti. Mesela Paris Saint Germain arada transfer oldu. Bunu doğru. insanlar unutuyor. Evet. Ama orada bekleneni veremedi. O seviyenin oyuncusu değil. Başakşehir'de de hani yine fena değil yedek forvet olarak. Ama az gol attı. Antalya ben daha fazla katkı bekliyorum. Orada bekleneni veremedi. Antalya Spor'da ise hani herkes tamam ya Mevlüt artık bir daha bir şey olmaz derken hani değil mi? Beklemezdi. Antalya Spor'a gittiği zaman hocam seneye Fenerbahçe'ye gelecekti. Şimdi bu bizle yedek santrafor konusunda birazdan Falcao konuşulurken de Andone bir yandan konuşacağız. Şimdi yedek santrafor konusunda bizde bazen bu kafalar karışıyor. Niye? Bir kuşak şöyle büyüdü. Inter'de Brezilya Ronaldo santrafor. Evet. Ayrıca Christian Vieri var. Ayrıca şey var işte Zamorano. Zamorano var. Formaya şey yapıyor. 81 alıyor. 8+1=9. Ben de santraforum. Bir de hocam şey Rekoba da var hani. İkinci forvet. Mesela Ronaldo'nun ilk maçı Rekoba 2 gol atıyor acayip falan. Bitti o günler. Inter'de bile öyle yok yedekler. Yani çok zengin takımlarda bile. Şimdi Fenerbahçe iki kulvarda. Türkiye Kupası önce Süper Lig. Süper Lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'nin %99.9'u tercih eder Türkiye Kupası'na. %100. Yok 0.01 de Fenerbahçe'li taklidi yapıp ezeli rakibi öyle oy verir. Tabii peki. Şimdi orada o zaman hani Mevlüt sonradan girecek. 70. dakika deplasmanda 2-0 önde girdi. Bir tane de Mevlüt attı maçı bitirdi hani. Ya, o rolü benimseyerek geldiği için o da muhtemelen çok öyledir. Yani. Herkesi yedek oturtamaz. Evet. Aynen öyle yani. O rolü benimsemiş olarak gelmiştir muhtemelen. İşte örnek verelim. O da önemli. Örnek verelim. Semih ki Semih daha farklı oyuncuydu. Yani set oyununda çok iyi bir oyuncuydu. Mesela işte Alexis Ozay'a kalsa Kejman'dansa onunla oynamayı tercih ediyordu Semih'le. Aynen öyle. Mesela işte Galatasaray'da da geçiyor muyuz Falcao'ya? Öyle mi geçeceğiz? Geçmeyelim. Geçelim. Peki geçelim. Yo tamamla cümle. Galatasaray derken. Örnek vereceğim. Şimdi mesela Galatasaray'da Marcio. Ya Galatasaray'ın gelmiş gitmiş en iyi 10 santrafondan biri midir? Hayır. Hangi Marcio? Ha 99-2000 Marcio. Kadıköy'de Galatasaray tamam, en son zaman. Son galibiyetinde son golünü atan Marcio. Belirleyici golü atan oyuncu. O kadar zaman geçti ki. Ha önemli değil. Yedekliği kabullenecek. O rolü başarıyla oynayacak oyuncu. Çok önemlidir. 12. adam taraftardır. Yani 13. adam, 14. adam bunlar çok önemlidir yani. Peki. Gerçekten de yani mesela Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Mario Gomez döneminde. Mario Gomez çok iyiydi. Bak Cenk Tosun hem böyle yedekliği kabulleniyordu. O kadar girip gol atmasından hemen. Hem bazen beraber oynuyordu. Bak sonra böyle Abu Bakar'la da paylaştı rolleri. Bir sola geçti, bir santrafora. Bunlar çok önemlidir takımın birbirini tamamlamasında, sezona performansını yaymasında. Fenerbahçe'nin bugün tek sorunu hücum sürekliliğini 90 dakikaya yayamamasıydı. Çünkü bu kadro tam değil o yüzden. Özellikle savunmada. Evet, tam kadroyla da bir de görmek lazım. Fenerbahçe açısından, Trabzon açısından konuşacağız zaten önümüzdeki haftalarda da bol bol. Evet ve uzun zamandır konuşulan transfer
Radamel Falcao bugün bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Binlerce Galatasaray taraftarı Radamel Falcao'yu karşıladı. Radamel Falcao işte kızları, ailesi. Çocuklar çok tatlı. Evet. Harikalar. Aynen öyle. Ve burada üçlü sesini de belki açabiliriz burada. Abdurrahim Albayrak'la gelirsen bunların hepsini öğrenip gelirsin burada. Ben abi baksana bayağı coşkulu. Ya tabii hani şöyle bir espri yaptım bu görüntü izlerken. Adam tabii Monaco'da maçlarda gördüğü kadar taraftarı havaalanında görünce. Hocam bak bizzat Monaco Beşiktaş maçına gittim. İlk kez Monaco maçına gelen bir abi dedi ki İstanbul'dan, Ali bunlar böyle Marsilya gibi mi taraftarı? Ne diyorsun abi dedim ya. Ne alakası var canım? Biz çoğunluğuz, sen gör adamların sesi bile çıkmaz. Tabii onu çok özlemiştir, normal. Çünkü her zaman için Falcao kariyeri boyunca, işte Güney Amerikalı oyuncu. Tutku, yani. Genç yaşta Avrupa'ya geliyor. Güney Amerika'da tutkusu gelir futbolun. Ben o yüzden Güney Amerika Türk'üyüm diyorum. Ya o futbolda çok seviyorum yani bu tip oyuncuları. Bir dakika, nesin sen? Güney Amerika Türk'ü. Türk'üz. Güney Amerika ama Türk'ü. Güney Amerika'yı çok seviyoruz futbolda. Yani bir Türkiye katılmayınca bir Brezilya'nın, Arjantin'in başarısızlığı bizi çok üzüyor. Şimdi mesela Kolombiya'nın efsane takımları, o Dünya Kupası'ndaki falan. Bak her şekilde o tutku bunun yansımasıdır. Bunu şeye yaptıramazsın. Van Persie'ye, Mario Gomez'e, Galatasaray'a gelse de yaptıramazsın. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu tabii demin Murat Kosova abi dedi ki havalimanı böyle olması falan. Ya tamam Murat abi de bir şeyi atlıyoruz. Aslında Drogba'da da bu kadar fazla insan gelmişti. Ya da Türkiye'de diğer takımlar olan diğer ülkeler. Robin van Persie'de. Ha, ama o esnada havalimanında başka uçaklar da indiği, başka yolcular bindiği için havalimanı etrafında, işte Atatürk Havalimanı burası. Artık evet. Sadece özel uçuşlar yapılıyor. Doğru. O yüzden eski transferlerde emniyet görevlileri ister istemez babalar bir şöyle tarafa geçin, bir oraya geçin. Bu kadar aynı yerde toplanma olmuyordu. Bence bu kadar beklediler. Kutlamak en doğal hakları ya. Bir de ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Abdurrahim Albayrak, Ahmet Bulut'a, öncelikle Falcao'ya. Baba iyi ki geldin. Yarın sabah Instagram'a girince ilk gördüğüm günaydın abi nasılsın olacak. Falcao niye gelmedi abi olmayacak. Ya da Falcao gelecek mi abi olmayacak. Kurtuldum sevgili Falcao'ya yani. Çok teşekkür ediyorum. Zaten hep hayran olduğum bir oyuncudur. Dün de işte uçan kafa vuruşunu canlandırdım. Bir daha canlandırmayayım. Dünkü programda. Bugün başka özelliklerinden bahsedeyim. Ya Türkiye'de dar alanda kalabalığın içinden reaksiyon gösterip işte neden kaplan lakabı. Kaplan lakabı almasının sebeplerinden bir tanesi de bu kaplanın dar alanda acayip bir şekilde avına ulaşması. Yani golcünün avı nedir? Gol atmasıdır. Şimdi o dar alanda hani nasıl kalecinin reaksiyonu, refleksi var. Aynı şekilde golcünün de var. Ayağı birden çıkar. Ya en son ben bizzat gördüm işte Monaco Louis stadında. Adamın babasının stadı zaten. Bana yol verdi. Buyurun Mösyö. Aman dedim babanın stadı. Vallahi adam mı? Albert. Votper falan neyse. Orada birebir gördüm bak. O maç Tošić. O işte stoperde bambaşka oyuncuya dönüşme macerasında. Şampiyon Ligi'nin en iyi stoper tandeminin biri oldular ya Pepe Tošić. Geldiği zaman bekler misin? Beklemez. Ama Falcao o Tošić'e rağmen bir anda ya bir saniyelik bir işte gecikmeyi, uyumayı tak öyle bir cezandır ki işte kaplan refleksi diye girdi. O golcünün da ayağa sokması, Falcao aşırtma mi? Bak vuruşu o geçenlerde. Bak o dün canlandırdığım gol geldi. Oh be valla. Rahatladın mı? Saçlar tamam. Falan da uzun. Falcao'nun kariyeri, yeteneği, oyun bilgisi, gol sayısı bunları konuşmaya Manchester gerek yok. Manchester United'lılar bile tartışmaz orada iyi oynamamasına rağmen. Elbette yeteneğini tartışmıyorlardır. Biz de performans gösterelim. Tıpkı Forlan yani. Gibi. Forlan da orada iyi oynamadı ama kimse abi adam iyi değildi demiyor ya. Adam çok iyiydi bizde olmadı falan diyor. Aynen. Peki bir soru işareti var mı? Ya sakatlık tabii ister istemez Türkiye'de mesela Mario Gomez geldiği zaman futboldan da çok iyi anlayan bazı arkadaşlar iyi ama şöyle sakatlıklar böyle sakatlıklar. Ya dedim hiçbiri darbeye bağlı değil. Pardon hepsi darbeye bağlı yani geçici sakatlıklar öyle bir kronik bir şey yok. Falcao da geçen sezon sakatlık kronik sakatlık kısmını atlattığını gösterdi evet, Monaco'da üst üste oynayarak. Kötü bir Monaco'da iyi oynamayı başararak fizik kondisyon seviyesini koruduğunu. Türkiye Ligi'nde herkes şunu söylüyor. Ya bizim lig çok sert falan. Bizimle öyle topa sert falan değil. Bizde bir hakemler görevini yapsa. İşte en son çok tartışılan maç. Kayseri Spor Galatasaray. Kardeşim ilk 10 dakikada 7 faul oluyor. Bir zahmet 5. dakikada faule de sarı kart gösterirsen. 85'te aynı harekete gösteriyorsun çünkü. Değil mi hocam? Evet. Mesela kaleci zaman geçiriyor.
Yani 15'te uyardın, 20'de sadece bugünkü Uğurcan için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum yani. Ya böyle bunlar marka değeri budur hocam. Gerisi hikayedir. Yani Falcao ile ilgili zaten hani fizik güç falan filan diyorsun. E Dembaba bugün yine golünü attı penaltıda yine gerilmeden. Hani çok daha fazla sakatlık geçirmiş bir oyuncu. Yani mesela Van Persie olmadı. Van Persie gelmeden önce Arsenal'de son 6 ayda çok az süre aldı. Ve evet, sakatlığı nedeniyle. Doğru. Mario Gomez gelmeden aynı sezon oynadı. Ama darbeye bağlı İtalya Serie A. İtalya Serie A sert. Bizde geldi mi adam pozisyonunu, zamanı buldu mu golünü yazıyor kalitesiyle. Bu çok bariz bir şekilde gördüğümüz bir şey. Ligimizde mesela bugün yine Sise, Newcastle United'da oynayan, şimdi evet, işte Alanya Spor'da. Abi form geçici, klas kalıcıdır. Bizim ligde çok etkili oluyor. Yani lider, birkaç tane istisnası. Lider Alanya Spor'da. Tabii lider. 3'te 3 yapan tek takım. Yani. Hocam Junior Fantasy iyi oyuncu ya. Nasıl transferde kimse böyle hani. Hep böyle dışarıdan arıyorsun. Çok enteresan. Peki son 24 saat transferde Galatasaray tabii bir forvet daha alma girişiminde bulundu. Çünkü Andone. Cagney'i veriyor. Efendim? Bu kadar. Cagney'i. Herhalde yani şimdi zaten Galatasaray Falcao'nun gelişiyle 14 yabancısı oldu. Şimdi Andone hemen bir hatırlayalım. Rumen futbolcu Brighton'da geçirdi geçen sezonu. 27 maç, 12 ilk 11, 5 gol. Yani tam da bekleneni veremedi açıkçası Brighton'da. Ama yine o Mevlüt'ün rolüne Muriç'in yedeği, Muriç'i yedeklemek. Andone de Falcao'yu yedekleyecek. Marcio rolü işte Galatasaray'da. Evet. Marcio'nun rolü. Peki ne diyorsun? Nasıl daha, bir Andone'den nasıl bir katkı sağlar? Daha savaşçı Cagney'e göre. Daha fazla o birebir mücadelelere giren, stoperlerle sürekli olarak böyle kapışan, zorlayan bir oyuncu. Son vuruşları hiç fena değil. Brighton ölçü olmaz. Çünkü Brighton geçen sezon işte Chris Houghton yönetiminde daha böyle bir can havliyle oynuyordu. Öyle Brighton öyle bir stik bir sezona çok iyi başlamışlardı ama sonra gerisini getiremediler. Kadrosu kısıtlı yani. Aslında çok da zengin bir yer, enteresandır. Yani İngiltere'de tek zaten böyle denize girilebilen yer. Onu da söyleyeyim. Gitmedim, filmlerden biliyorum. Yani bir de işte Nick Cave'in röportajından okudum. Yani. Hayır, İngiltere'de denize girilen yer olması çok garip. Evet, o yüzden ben yani de şaşırdım. Şimdi. Bir de şu da var. Galatasaray'da hep bir Rumen oyuncuların etkisi vardır. Bence o da iyi bir şey. Sonuçta Lut'u değil hocam yani. Hani senin meşhur Lut'u var ya. Ama yok yani Petre ile Bratu'yu da gördük yani. Bir de Fatih Hoca şeye kızıyordu ya Ersin'e. Tamaş. Neden Tamaş'ı soruyorsun? Hasan'ı sorsana. Tamaş sonra evet, fena kariyer yapmadı. Ve Sosyedat maçı değil mi o? Sosyedat Ligi maçıydı. Tabii. Bek oynatmıştı Tamaş'ı Fatih Hoca. Ya hocanın da orada hani o adamı bek oynat. Bak da garipti tabii. Onu oynatmış. Sorsaydı aslında Ersin belki kızmazdı hoca. Galatasaray'ın gündeminde bir başka isim daha var. Mario Lemina. Mario Lemina yani ne demişti Fatih Terim? Falcao transferi geçen hafta. Benden sorsanız stoper derim, orta saha derim dedi. İşte orta saha herhalde Lemina olacak gibi görünüyor. O da Premier Lig'den çok oyuncu geldi. Evet, Beşiktaş'la adı geçti. Evet, Beşiktaş'la adı geçti. Beşiktaş eline en iyi tercih etti. Galatasaray'da Lemina'ya gitti. Görünen o. İki sezon istatistikleri Southampton'da. 2017-2018, 29 maç, 23 ilk 11. Gelirse buna geçen da formayı sezonda imzalatacağız. Bu da Marsilya'da acayip bir çıkış yaptı. Kaç Marsilyalı oldu ya? Vallahi bilmiyorum işte o Diatta hariç sayı alacak. Yok hakikaten bayağı Marsilyalı oldu ligde bir anda. Ben seneye Mandanların da gelmesini bekliyorum. Steve Mandanların futbolu bırakmazsa eğer. Şimdi şöyle başlayalım. Aslında Lemina... Şimdi kap bilgisi var. Galatasaray Cagney kulüp Brugge'le görüşmeye başladı diye. Yani Cagney'in transferi çok ilginç. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi. Gol atmadı Türk Telekom stadında Galatasaray'a atmasın. Ben Mario Lemina'yı yorumlayayım. Sonra bu programın bandını alırlar. Ulan söylediniz yaktınız sizin yüzünüzden. Ya futbol mu Allah Allah. Ben o toplara girmem. Bazen sen, çıkıyor sonra hakikaten öyle demiş. Sen eskisi kadar yalnız tekmeye kafa uzatmıyorsun artık. Ben onu görüyorum. Kafa hani biraz yarıldı. Neyse saçlar başlar olunca biraz daha kıymetini anlıyoruz. Şimdi hocam şöyle gelin. Mario Lemina sadece bir 6 numara düşünmeyelim. 8 numara da oynayabilecek bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Yani topu yönlendirme özelliği gayet iyi olan bir oyuncu. Lemina sorunlu bir oyuncu. Ama. Ne sorunlu ne? Sorunlu ne? Ya hocalarla kapışıyor. Mesela şimdi haklı olarak Marsilya'da Marcelo Bielsa'yla
Marcelo Bielsa onu bazen stoperde, bazen sağ bekte oynatıyordu. Çünkü o sezon Imbula uçuyordu. Şimdi Imbula bayağı düştü. Seviyesi düştü. Evet, niye öyle oldu hakikaten? Bilmiyorum. O da... yani Stoke City'ye falan gitmesi de çok saçma. Yani o fiziği handikap adamın. Stoke City fizikle oynayan takım. Hani o kültürü değiştirmeye çalışıyorlardı. Barcelonalı genci, o bir zamanlar gençti hani. Messi'den sonra o neydi? Boyan. Boyan Krkić'i falan alıyorlar. Abarttılar biraz onu. Şimdi Lemina öyle değil. Lemina daha fizikli bir oyuncu. Lemina açıkçası Juventus'un transfer ettiği bir oyuncu. Bu da önemli bir şey. Evet. Yani şimdi Juventus'un radarından geçmenin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu son 5-6 yıldaki Juventus'un radarından geçmek çok değerli. Orada da yine mesela bir maçta son derece gereksiz kırmızı kart gördüğü için kardeş Juventus'ta böyle disiplinsizlik olmaz diye onu böyle haşladılar. Ben ders alacağını düşünüyorum. Geçen sezonda aslında gayet iyi oynuyordu ama Southampton teknik direktörü sonradan gelen Alman Hüseyin Taul hocayla bayağı tartışmalar yaşadı. Burada herhalde bir tartışma olmaz. Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle Şampiyon Ligi'nde Lemina Enzonzi ikilisi olabilir beraber. Belhanda mı Serri mi? Orada kafa karıştırıyor. Bence işte. Lemina Serri ile. Şimdi Galatasaray hakikaten orta saha rotasyonu çok dardı. Yani kim ideal 11'i nasıl Lemina'dan önce? Enzonzi, Belhanda, Serri. Tamam, bu üçlüydü. Bu üçlüydü. Buraya girebilecek bir tek Donk vardı. Bir de Selçuk vardı. Yani Selçuk ama pek yani girebilecek şeyi göstermiyor. Maalesef, evet. O yüzden birine daha ihtiyacı yani, vardı. O anlamda orada derin... Ama şöyle bir şey var. Şimdi hem Andone, hem Lemina. Şimdi hadi Cagne gidiyor ama Galatasaray bir yabancısını daha boşaltmak zorunda. Tomoya Lines gidecek o zaman. Öyle görünüyor. Bu arada şimdi Brugge'un... Yani, olduğu için söylüyorum. Brugge'un kadrosuna tekrar bakıyorum. Bak. Forvet'te kim var diye. Tabii onlar şeyi, Wesley var da onlar. Tabii Brezilyalı. Aston Villa'ya gitti o. Onu sattılar 25 Aston milyon Villa'nın euroya. Bu sezonki transfer rekoru oldu o yazın. O da böyle kaç hani... kırdılar o rekoru böyle bu sezon. Nasıl kalıplı santforlardan böyle yani. Sırtı evet, dönük evet. Oynayan. Gerçi Cagne pek sırtı dönük oynayamıyor ama. Yelle Fosen var. Forvet yıllardır olarak. Var. Fosen falan. Evet. Yelle Fosen uzun Peki, zamandır var. Çok yani. Çok da özellikle futbol menajer oyuncuları çok iyi bilir. Fanosyan bazen böyle 25-30 gol atıyordu da gerçekte hiç göremedik kendini. Evet. Peki bakalım transferler artık yani. Nihayet bitiyor. Yani. Bitiyor nihayet. Ben bitiyor. Çok mutluyum. Ama güzel güzel yani. Transfer şey transfer Hocam, dönemi de eğlenceli oluyor. Hocam şimdi tabii şey var. Beşiktaş'ın santraforu kim olacak artık soruları da var. Nasıl kim olacak? Ha Burak yok dönene kadar. Bakalım. Hayır bir transfer yapılması bekleniyor ya. En evet evet. İşte Dembaba mı Abubakar mı? Dün biraz konuştuk bu konuyu. Hayır hani girmedim. Sen şimdi seviniyorsun da ben yarın başka programlarım da var. Ben yandım yani. Yani o son 24 saat çok zor oluyor transferde. Zor zor. Ben çok mutlu oluyorum. Tam bitiyor transfer yatıyorsun o rahat rahat. Şu evet. Premier Lig notlarını ben alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Hangisi? Arsenal Tottenham maçı süperdi. Her saniyesi ya, evet. Hafızam çok sorabilirsin. Maçtı. Hemen Premier Lig'e geçelim. Londra derbisi tadı damağımızda kaldı. Arsenal'la Tottenham 2-2 berabere kaldılar. Eriksen'le 1-0 öne geçti Tottenham. Ardından Harry Kane penaltıdan durumu 2-0 yaptı. Lacazette çok şık bir golle devreyi Arsenal'ın umutla kapatmasını sağladı. Sonra da Pierre Aubameyang 2-2 yapan golü attı. Ama yani... Bu maç hani 4-4 bitse, 5-5 bitse şaşırmazdık değil mi? 4-4 biten bir maç vardı iki takım arasında. Hatta iki takımın da formasını giyen oyuncu böyle ta orta sahadan falan gol atmıştı. Onu hatırlıyorum. Şimdi bu maç daha da iyiydi. Çünkü Premier Lig kalitesi baya baya yükseldi. Yani şu maç alıyorsun. Mesela canlı izlemeyene banttan izletiyorsun. Adam diyor ki bu nerede satılıyor ben de alacağım. Öyle maçtı. Unai Emery halen arayışlarda. Şu maçta mesela Liverpool maçında... Kibe Sebayos'u beğenmedi bu maçta. Onunla başlamadı ama girdikten sonra çok önemli etki oluşturdu saha içinde. Onun dışında bir de Nicolas Pepe bir de şu şahane çalımlar, şahane driplinglerden sonra bir atmaya atamıyor. Başlasa. Golü yok hala. Deki gibi ama bak resmen ketçap gibi olacak ben sana söyleyeyim. Ketçap en başta çıkmaz ya. Sonra arkasına biraz vurursun bu sene durmak bilmez. Makarnadan çok ketçap olacak. Olacak mı öyle diyorsun? Bekliyorum. Ya çünkü gerçekten uzun süredir forvet hattına hani işte Lacazette, Aubameyang onların üçünü birden oynatış mesela bu maçta oyundan bir Lacazette'i aldı. Lacazette bozuldu normal bozuldu. Olarak.
Ve uzun uzun anlatma ihtiyacı hissetti Emery neden aldı. Maçı da bıraktı o işine de. Arsenal... Yalnız ikinci yarı Arsenal tam çok... böyle Kaan Kural'a sarmaya başlamıştım Twitter'dan. Hani o Arsenal'li olduğu için abi birden çok iyi oynamaya başladılar. İkinci, onu diyecek. İkinci yarı evet. Yani Tottenham üstünde mutlak bir hakimiyet kurdular. Kesinlikle. Tottenham'da da bu kadronun hakikaten ya bu başkan acayip cimri bir adam ya. Bu adamla yemeğe gidilmez. Bak Londra'ya gitsek adam bizi sosis şeye falan götürür ben sana söyleyeyim. Cebinde parayı da bize ödetir ha. Hayır ya lüks akreple öder adam yani. Hayır sosisçiye götürürse iyi. Lüks restorana götürüp bir de bize ödetirse yok, daha kötü yani. Yok benim işim olmaz o zaman o adamla. Londra'da fiyatlar biliyorsun felaket yani. Aynen öyle. Everton Wolves maçına geçelim. Evet daha fiyatların maçına... iyi oldu bir şey. Liverpool'a geçelim. Biraz daha indirim. Wolverhampton Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi. Bugün 3-2 kaybettiler Everton'da. Savunmada her türlü saçmalığı yaptılar. Şu ilk golde de gördük. Richarlison'la 1-0 öne geçti Everton. Ardından 1-1 oldu. Iwobi 12. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Raul Jimenez 2-2 yaptı ama son bölümde yine Richarlison sahneye çıktı. Ve maalesef, Cenk Tosun yine süre alamadı. Bir de işin bu boyutu var. Evet maalesef bu Silva Hoca nedense bana da o testlere gittiğim zaman birazcık gıcık davrandı. Herhalde Liverpool'u İngiltere'de desteklediğimi anladı adam. Cenk Tosun'la da böyle... Sen Liverpool destekliyorsun da Cenk de mi Liverpool destekliyor? Hayır canım alakası yok. Cenk bayağı şey falan yaptı. Abi lütfen burada yüksek sesle böyle şey yapalım. Abi oğlum Beşiktaş'tan bahsedelim falan. Yok Cenk Tosun için ben şu açıdan üzülüyorum. Hakikaten son yıllarda işte Burak Yılmaz, Cenk Tosun, o daha alttan gelen işte Cengiz gibi gençlerle forvet hattında çok uyumlu şekilde oynayabilen oyuncu. O yüzden... İngiltere'de de bitti transfer ama işte kalan liglerde şöyle oynayabileceği takım yok. Tabii kendi bilir, eşi bilir, ailesi bilir. Ben sadece bir dilek olarak söylüyorum. Wolverhampton'a gelirsek hakikaten savunmada büyük hata yaptılar. Çünkü geçen sezon takım savunmasının %51 başarısıyla İngiltere'de UEFA ligine katılmayı başardılar ki çok zor bir şey. Yani orada kafadan şampiyon ligine giremedi diye hoca kovuyorlar biliyorsun. Yani gidiyor adamlar sapır sapır. İlk çıktığı sezon tabii ki menajer Mendes takımı olması ve birçok Portekiz yetenekli oyuncu başta Neves zorlu maçlar olacak. Bu zaten adında hiç kurtu çağrıştıran bütün takımlarla Beşiktaş eşleşir. Wolfsburg 4. torbadan çıkar Şampiyon Ligi'nde. Almanya şampiyonuyken 4. torba. İşte Wolverhampton'da öyle bir takım. Genelde İngilizler son yıllarda işte gruplarda %90 oranda yedeklerle alternatif kadroyla çıkıyorlar UEFA Ligi'ne. Ama Wolverhampton elemelerde falan ya böyle baktım. Asıl takımla oynadılar. Evet bakalım nasıl bir şey tercih edecekler. Adada kalmaya devam edelim. İskoçya'ya gidelim. Tarihi derbi, köklü derbi. Rangers, Celtic. Otson Edward'ın. Ne oldu? Bir anda böyle bir göğsün kabardı. Bir şey oldu. Tabii şimdi. Ben maçı canlı izledim. Evet Türkiye'de yayınlanmıyor ama bir dahaki sefer link paylaşırım sizle de diyeyim. Ya bu maçta eski kalite yok. Şimdi bundan 2 sene önce falan özellikle Rangers'ın eski oyuncusu, milli takımımızın yıldızı Tugay Kerimoğlu ile izlediğim maç kadar zevk vermedi. Çünkü o maçlarda Celtic 5 atmıştı. Bu işte maçın... Her maç 5 istiyorsun yani. Ya şimdi her maç 5 değil. Celtic tabii zayıflıyor çünkü hep en iyi oyuncuları başka takımlar oluyor. Yalnız 3 tane oyuncudan bahsedeceğim. Herkes not alabilir ki çoğunluk biliyor. İşte Otson Edward ilk golü atan. Evet. Futbol menajer bu işi biliyor kardeşim. Bu adam ilk geldiğinde de böyle gelişiyordu. Acayip gelişmeye başladı. Savunma arkasında koşulları falan derken. Celtic'in Fransa scout'u çok iyi. Yani evet tamam Musa Dembele'yi Fulham'dan almışlardı ama çok uzun zamandır izliyorlarmış Paris Saint-Germain altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Şimdi Lyon'da bayağı iyi seviyede biliyorsun. Evet. Fransa milli takımında zaten alt yaşlarda oynuyor. Otson Edward da çok iyi. Aldıkları stoper Julian. Onu da çok beğendim bu maçta. Bu maçın en önemli oyuncularından da. Rangers'ta golleri yiyen kaleci de evet Beşiktaş'ın eski kalecisi McGregor. Onu da eski ona hali, da selamlarımızı iletip kapatalım. Daha iyiydi. Eski hali daha iyiydi diyeyim. Bir de İşte seninle tartıştık. İsrail vatandaşı ben dedim Filistinli, Arap falan. O sağ bek çok iyi. Elhamet. Onu da çok beğendim. Söyleyeyim yani. Çünkü Lustig yaşlanmıştı. Doğru bir transfer yapmışlar. Celtic scoutları iyi hocam. Evet. Bak, Van Dijk'lar falan filan. Vanyamalar. Yeniler geliyor inşallah. Bir milli maç arasına giriyoruz ama Türkiye-Andorra maçının ardından yine Ali Ece ile cumartesi gecesi karşınızda olacağız. Pazar günü de biraz daha genel hem transfer değerlendirmesi hem ülke futboluyla ilgili bazı çalışmalar yapacağız hafta içinde ve onları size sunup yorumlayacağız. Hafta sonu tekrar görüşmek üzere.